1906 senesindeyiz. İngiltere sokaklarında Hayim Weizmann isminde bir kimyager dolanıyor. Bu kimyager pratik siyonizme gönül vermiş bir isim. Yani Osmanlı idaresinde özel bir İsrail devletinin kurulması için çalışmalar yapıyor o tarihlerde. Aynı zamanda bir kimyager ve kendisi gibi siyonist olan Manchester Siyonist Derneği'nin başkanı olan Charles Dreyfus'un Clayton Anilin şirketinde çalışmaya başlıyor. Daha sonraları Manchester Üniversitesi'nde kimya kimyager olarak vazife yapıyor. Tüm bu bağlantılarını kurarak dönemin başbakanıyla bir görüşme ayarlamak imkanını buluyor. O günlerde bir önceki videomuzu izleyenler hatırlayacaktır. Uganda projesi devrede ve Yahudilerin Uganda'ya yerleştirilip yerleştirilemeyeceği meselesi konuşuluyor. Bu mevzu üzerine başbakanla Hayim Weizmann arasında uzunca bir diyalog geçiyor. Bizi ilgilendiren kısmı şöyle diyalog. Hayim Weizmann söze giriyor. Musa sizin 1903'te önerdiğiniz Uganda projesini duysaydı herhalde tablet Kırardı. Neden? Makul bir teklif değil mi sayın doktor? Bay Balfour, size Londra yerine Parisi teklif etsem, siz bunu kabul eder miydiniz? Fakat doktor, Londra zaten bizim elimizde. Doğru ama Londra bir bataklıkken Kudüs bizimdi. Sizin gibi başka Yahudiler var mı? Ben milyonlarca Yahudinin aklından geçeni söylüyorum. İlginç, benim tanıştığım Yahudiler farklıydı siz yanlış Yahudilerle tanışmışsınız Sayın Başbakan. Evet bu konuşma o günler için pek bir şey ifade etmiyordu. Ancak Hayim Weizmann'ın görüştüğü Arthur Balfour ileride kendi ismiyle anılacak bir deklarasyona imza atacak ve Siyonizmin temel taşlarından biri Balfour'un eliyle yerine konacak. Ayrıca ismi geçen Hayim Weizmann da modern İsrail'in ilk cumhurbaşkanı olma şerefine nail olacak. Tüm bu süreç nasıl mı oldu derseniz ikinci videomuzda Balfour deklarasyonuna kadar bu süreci nasıl gelişti bütün detaylarıyla aktarmaya gayret edeceğiz. hatırlayacak olursanız son videomuzda Osmanlı ülkesine sığınan Yahudilerin durumuna ilişkin geniş malumat vermiştik ve Aliya süreçlerinden bahsetmiştik. 1879'da Lawrence Oliphant'ın layihasıyla başlayan bir süreç ve tüm bu süreçte Abdülhamit genel manada politikası emniyetsizlik olduğu için Yahudi göçlerine karşı her daim mesafeli davranmış. 1881'den itibaren duhuliye nizamnameleri ilan edilmiş, kırmızı tezkere tedbirleri alınmış, 1890 90'larda normalde Hicaz bölgesi hariç her yerde satışın serbest olduğu bir ortamdan Kudüs bölgesinde Yahudilere toprak satışını yasaklayan kanunlara geçilmiş. Pek çok tedbirler alınmış. Ancak bu tedbirler zaman içerisinde Yahudilerin zekası vasıtasıyla aşılmış. Bazı yerel yöneticiler satın alınmışlar. Mesela mahkeme başkatibi Kasım Şukayr karşı tarafı göstermeden Arapların elinden toprak satın almış. Hatta Kudüs mutasarrıfı İbrahim Hakkı Bey kaçak yapılara müsaade etmiş, kaçak yapı yapan Yahudilerden 5 lira toplayarak bir servet elde etmiş. Bunun gibi Safet Kaymakamı Hamid Efendi, Baron Rochil'de geniş araziler satmış. Bundan dolayı görevinden azledilmiş. Bunun gibi pek çok örnek var. Beyrut valisi Reşit Bey'e, jandarma kumandanı Aziz Bey'e kadar uzanan bir yolsuzluk ve rüşvet çarkı var maalesef Osmanlı içerisinde. Tüm bu iklimden de yararlanarak Yahudiler Kudüs bölgesi başta olmak üzere Filistin topraklarına yerleşiyorlar ve Sultan Hamid devrinin sonlarına doğru başlangıçta 30 bin olan Yahudi nüfusu 80 bine veyahut bir başka kaynağa göre 85 bine kadar yükseliyor. İşte bu ortamda İttihat ve Terakki hareketi, Jön Türk hareketi Sultan Hamid'i tahttan indiriyor ve Siyonistler için yeni bir oyunun kapıları aralanmış oluyor. İhtilalin olduğu 1908 senesine gelene kadar Dedik ya 85 bin nüfusa yükselmişler ve 33 tane yeni yerleşim birimi kurulmuş. Bu yerleşim birimlerinin haritasında bir yere ekleyeceğim burada. Siyonistler Jön Türk hareketini çok yakından izlemeye başlıyor. Çünkü Osmanlı topraklarında yaşanacak her türlü değişiklik Yahudiler için fevkalade önemli. Yerleşmeyi düşündükleri Filistin arazisi Osmanlı devletine bağlı çünkü. Bu bağlamda şöyle bir ortam ve imkan buluyorlar. İttihat Terakki Partisi'nin içerisinde çok nüfuzlu Yahudiler vazife alıyor. Hatta deniyor ki Christian Science Monitor gazetesinin 7 Mayıs 1909 sayısında Türk Yahudilerinin neredeyse terakki perverler tarafında oldukları söylenebilirse de bu halk aynı zamanda kendisine oldukça dostça yaklaşmış olan sultana karşı da büyük bir saygı besliyor. Esas itibariyle Yahudi düşmanı gibi lanse edilen Abdülhamit bu topluluğu Kudüs haricinde bir yere yerleştirmek konusunda zaman zaman heveslere kapılmış, Musul'u teklif etmiş veyahut 4. ordunun içerisinde Ruslara karşı 100 bin kişilik bir Yahudi ordusu kurulmasını bile tavsiye etmiş Avram Galanti'nin rivayetine göre. Dolayısıyla Abdülhamit tamamen karşı değil ve Yahudilerin bir sempatisi var kendisine. Buna rağmen İttihat ve Terakki hareketinin içerisinde de rahatlıkla bulunabiliyorlar. Mesela çok erken bir tarihte Selanikli Yahudilerden Albert Fua Paris'teki Jön Türklerle irtibat kuruyor. 95'te örgütün Paris'te kurduğu Meşveret Dergisi'nde bir Türk dostu mahlası ile yazılar kaleme alıyor. 98'de İttihat Terakki Komitesi Paris ve Cenevre olmak üzere ikiye bölünecek gibi oluyor. Örgüt içerisinde bazı kavgalar oluyor. Albert Fua burada arabuluculuk vazifesi görüyor. Yani bu kadar tesirli bir adam. Yine Paris'te Reşat isimli hürriyetçi gazete çıkartan Selanikli Yahudi Leon Gattegno da harekete dahil olan bir başka Yahudi. Gattegno Osmanlı makamları tarafından Fransa'dan talep edilmiş bir siyasi mahkum ancak Fransa Gattegno'yu hiçbir şekilde Osmanlıya iade etmiyor. Dolayısıyla başta Paris olmak üzere Avrupa kentlerindeki İttihat Terakki, daha doğrusu Jön Türk yapılanması içerisinde yer alma imkanı buluyor Gattegno. Daha da ilginci İttihat ve Terakki'nin devrim şehitleri, ihtilal şehitleri arasında sayılan Avram Salem Kahire'deki eczahanesini ve ofisini adeta bir iddia terakki şubesine çeviriyor. Bununla kalmıyor. Mısır Cemiyeti İsrailiyesini hürriyetçi gazetelerin yayılması için bir distribütör noktasına taşıyor. Bu çalışmaların yanında 1907 senesinde toplanan 2. Jön Türk Kongresi'nde Bodrumlu Avram Galante Efendi Yahudi azınlığı temsilen bu toplantıya katılıyor. Yine bu yıllarda hareketin liderlerinden Ahmet Rıza Bey ile sürekli yazışmaları var Avram Galante Efendi'nin. Emanuel Karasu da Cemiyetin önemli üyelerinden bir tanesi ve ilginç bir figür. Bugünlerde çok şeytanlaştırılan bir figür olsa da Sultan Hamide jurnal verdiği zaman zaman hürriyetçi gazetelere ilişkin jurnalleri Sultan Hamide sunarak ondan iltifat aldığı da biliniyor. Yani bir yanıyla sultana da çok uzak değil. Ancak İttihat Terakki Hareketi'nin içerisinde de her daim bulunmuş. Özellikle Makedonya'da Risorta Locası'nın bir Mason Locası'nın açılmasında örayak oluyor ve Üstad-ı Azam mevkiine yükseliyor. Emanuel Karasu'nun bu pozisyonu çok önemli çünkü İttihatçılar içerisinde Masonluk da çok yaygın. Netice itibariyle saklanabilecekleri en salim yerler ya tekkeler ya da mason locaları ve pek çok iddiaçı o dönem bilir bilmez masonluğun esaslarını anlar anlamaz bir şekilde mason hocaların içerisine girmişler. Ve Emanuel Karasu'nun Risortal Hocasının kurucusu olması onun cemiyet içerisindeki itibarını arttırıyor. Bu esas itibariyle dünyada genel olarak da gördüğümüz bir fenomen. Mesela İtalyan hürriyetçiler ve o Risorgimento sürecini yöneten İtalyan devrimciler büyük ölçüde Karbonari cemiyeti gibi mason cemiyetleri etrafında örgütlendiler ki ben esas itibariyle masonluk üzerine de bir video yapmak istiyorum. O video konusu denk gelirse buna ilişkin malumatı da arz ederiz. Bunlar haricinde Nesim Russo gibi, Nesim Mazliya gibi önemli Yahudiler var ve ileride haham başı olacak. Lozan'da da bizi azınlıklar temsilcisi olarak temsil edecek Hayim Naum Efendi de İttihat Terakki'nin dostları arasında. İhtilalden hemen sonra İttihat Terakki Cemiyeti kendisine yeni ortaklar aramaya başlıyor. Elde para yok, uluslararası bir itibar kazanılması lazım ve uluslararası camialarda cemiyetin reklamının yapılabiliyor olması lazım. Bu bağlamda Siyonistlerin iyi bir araç olabileceğini düşünüyorlar. Ve Dünya Siyonist Teşkilatı İstanbul'da ikinci meşrutiyet devrinde ihtilalden hemen sonra bir şube açıyor. Şubenin başına o dönemde Anglo-Levantin Bankası'nın şube merkezi başkanı olan Victor Jacobson getiriliyor. Bu Siyonist şubenin asıl hedefi ve faaliyet sahası esas itibariyle Osmanlı ülkesindeki Yahudileri Siyonizm davasına kazanmak. Çünkü bu topluluk uzun yıllardır refah içerisinde yaşamış. Osmanlı toplumu tarafından kabul edilmiş insanlar. Ve ekseriyetle Ladino konuşuyorlar. İbranice de konuşmuyorlar. Dahası Allianz İsrailit okullarında bile Ladino eğitimi alıyorlar. Ve iyi bir seviyedeler. Dolayısıyla Siyonizm davasına karşı fevkalade ilgisiz bir topluluk görünümündeler. Dolayısıyla Siyonist teşkilat bunları kazanabilmek için İstanbul'da bir şube açmak mecburiyeti duyuyor. Ve Victor Jacobson gerek Almanya'daki Ezra örgütü gerek Odessa'daki Hibbat Zion örgütüyle irtibatlandırmaya çalışıyor İstanbul Siyonist Teşkilatı'nı. Ve bu uğurda Dünya Siyonist Kongresi'nin başı olan David Wolfson'dan bir fon ayırmasını rica ediyor. Ancak David Wolfson buna biraz soğuk yaklaşıyor. Belki de Osmanlı makamlarını ürkütmemek adına. Ancak bir süre sonra Wolfson İstanbul'a davet ediliyor ve İstanbul'daki faaliyetleri gördükten sonra herhalde destek vermeye karar veriyor. Dünya Siyonist Teşkilatı'nın İstanbul Şubesi'nin üyeleri özellikle medya sahasında faaliyet göstermeye karar veriyorlar. Bunlar arasında Sami Hochberg var, Vladimir Jabotinsky var. Bu çok önemli bir isim. Birazdan tekrar buna ilişkin bilgiler arz edeceğim. Ve Viktor Jacobson var. Bu üçlü komite medyayı inceliyor ve o dönemde Yahudi olmayan Gazetelere, dergilere de fon ayırma kararı alıyorlar. Bunlardan en önemlisi Le Jeune Türk yani Jöntürk gazetesi. Gazetenin editörü Celal Nuri İleri vasıtasıyla gazeteye ciddi bir bağışta bulunuyorlar. Ve ileride gazetenin editoryal ekibinin içerisine Sami Hochberg de girmeyi başarıyor. Hatta ve hatta antisemit söylemleri bilinen Ebu Ziya Tevfi'in gazetesine bile, Hasvir-i Efkar'a bile fon ayırmışlar, buna bile yardımda bulunmuşlar. Buradaki maksat şu, Siyonizme karşı bir sempati yaratalım. Bu gazetelerde Siyonizmin faydalarına dair bazı yazılar çıkartalım. Bu vesileyle de 3-5 bir şey ateşleyelim bu gazetelere, mantı içerisinde hareket ediyorlar. Belki bugünlerdeki bazı hareketlere bazı fon meselelerine benzetilebilir. Bununla yetinmiyorlar. Ayrıca 3-4 dilde gazete çıkarmaya başlıyorlar Osmanlı ülkesinde. Neden 3-4 dil? Çünkü Osmanlı Yahudileri 3-4 ayrı dil konuşuyorlar. Bunların başında geleni Ladino. Zaten en etkili olan da o. Birazdan isimlerini sayacağım. Ancak Fransızca... Le Bospor, La Journal de Selanik ve Arapça El İttihat isminde 3 tane gazete çıkarmaya muvaffak oluyorlar. İstanbul'da David El Nekave'nin Gazete Yudia Endepediente El Nacional, El Telegrafo, Jurnal İsrailit gibi dergileri ve gazeteleri ortaya çıkıyor. Selanik'te El Avenir, La Epoca, El Pueblo, La Tribuna Liberal, La Voz, El Empertial gibi mecmualar basılmaya, yayılmaya başlanıyor. Ve burada ciddi anlamda Ladino lisanında Siyonizm propagandası yapılıyor. Bunlardan La Epoca ileride Siyonizm aleyhtarı olacak ve Türk vatanını müdafaa edecek ama diğerleri uzun bir müddet Siyonist propagandanın araçları oluyorlar. Bu araçlardan en mühimi Merkezi Taksim'de bulunan Ham Mevaser isimli gazete. Bu gazetenin editörü Sami Hohber çok enteresan bir figür. O dönemde Doktor Yosef Carmona isminde bir subay, tıbbiyeci bir subay Osmanlı ordusundan atılıyor. Ve bu size bir şeyi çağrıştırıyor olması lazım. Tıpkı Dreyfus davası gibi bir dava görülüyor İstanbul'da. Dreyfus davası nasıl Theodor Herzl'i Siyonizme ikna etmişse Osmanlı Yahudileri de böyle bir figür görürlerse ikna olurlar düşüncesiyle Sami Hochberg, Yosef Carmona'nın davasından bir Osmanlı Dreyfus'u başlığıyla Risale yazıyor, bir kitapçık yazıyor ve onun bir Osmanlı Dreyfus'u olduğuna insanları ikna etmeye gayret ediyor. Sadece fikri bazda, dergiler bazında kalmıyor bu propaganda faaliyeti. Doğrudan Sadrazam Hüseyin İlmi Paşa'ya da ulaşılıyor. Nesim Russo arazi satışının ve kırmızı tezkere uygulamasının kaldırılmasını rica ediyor bizzat sadrazam efendiden ve muvaffak da oluyor buna. Bu yasaklar bir müddet için kaldırılıyor. Şubat 1909'da Emanuel Karasu Osmanlı Göçmen Kumpanyası'nı kuruyor bu yasakların kalkması üzerine. İttihat Terakki'nin ağır topları bu dönemde ülkeye Musevi göçünün faydalı olabileceğine ikna ediliyorlar. Netice itibariyle Museviler okumuş, yazmış insanlar ve tarım konusunda çok başarılı olan insanlar Filistin bölgesinde buraya gelirlerse her şeyde birinci olan bu topluluktan Osmanlı'da istifade eder düşüncesine kapılıyor İttihat ve Terakki Partisi. Hatta Ahmet Rıza Efendi gibi fevkalade milliyetçi bir isim bile şöyle söylüyor. Biz Rusya'dan olsun, Romanya'dan olsun Musevileri imparatorluğumuzun her köşesinde Ellerimiz açık olarak karşılamaya hazırız. Yeter ki onlar sermayelerini alarak ülkenin endüstrisine ve tarımına katkıda bulunmaya gelsinler. Oysa Yahudilerin bu kadar masum amaçlarla gelmediği, bir Siyonist proje kapsamında geldiklerini bir önceki videoda anlatmıştık. Ancak Ahmet Rıza Bey ellerimizi açtık. Musevileri bekliyoruz diyor. Museviler de buna olumlu cevap veriyor haliyle. Siyonist kulüpler hızla artmaya başlıyor Osmanlı ülkesinin dört bir tarafında. Bunların içinden çok enteresan bir tanesi vardır. Onu örnek olarak aldım. Bir spor kulübüdür bu. Esas itibariyle Max Nordau'nun fikridir bu. Max Nordau'dan bir önceki videoda bahsetmiştik. Onun masküler judaizm diye bir teorisi var. Der ki Max Nordau, Yahudiler asırlardır gettolarda yaşaya yaşaya çarpık çırpık vücutlara sahip oldular. Oysa bir siyonistin güçlü olması lazım, kaslı olması lazım. Hatta ve hatta mümkünse bodybuilding yapması lazım. Haydi Yahudiler spor salonlarına deyi veriyor. Bunun üzerine bütün dünyada masküler Judaizm akımı yayılıyor ve pek çok ülkede spor kulüpleri kuruluyor Yahudiler tarafından. Bunlardan bir tanesi 1890'ların sonunda İsrail'i Sturmverein Konstantinopel ismiyle yani İstanbul Yahudi Jimnastik Kulübü ismiyle kurulmuş oluyor. Daha sonraları ikinci meşrutiyet devrinde bu Makabi Spor Kulübü'ne dönüştürülüyor ve İstanbul Yahudiliğinin geleneksel merkezi olan Balat'ta Tahta Minare Sokağı'nda ki bugün Vodina Caddesi olarak bilinir. Hahemla binasında bir merkez iddiaz ediyorlar ve Makabi Spor Kulübü faaliyet gösteriyor. Bu merkezde gençlere yalnızca spor öğretmiyorlar. Ayrıca Osmanlı Yahudilerini Filistin topraklarına göçmeye teşvik ediyorlar. Çünkü dışarıdan gelen Yahudiler tepki çekebilir. Ancak Osmanlı Yahudisi olanlar çok daha rahat toprak satın alabilirler. Oraya yerleşebilirler. Neticede vatandaşlık ayrıcalıkları var. Bunu kullanmak için Yahudi gençlerini teşvik ediyorlar. Bu kulübün en büyük nümayişi 1913'te gerçekleşiyor. Ve Kadıköy Union Club Stadında dev bir organizasyon gerçekleştiriliyor. Yahudi gençleri maharetlerini, atletik performanslarını sergiliyorlar. Bu Union Club da önemlidir. Daha sonraları Şükrü Saracoğlu stadı olacak. Yani Fenerbahçe'nin stadı olacak. Mahaldir, papazın çayırındadır demiş olalım. Fakat 1909 senesinin sonlarına doğru bu canım cicim ayları hafiften biter gibi oluyor. Nitekim 26 Temmuz 1909 tarihli New York Times'da bir yazı vardır. Der ki Young Turk Oppose a Sionist State yani Genç Türkler Siyonist Devleti'ne karşı. Bu makalede şöyle bir belirleme yapılıyor. Hahambaşı başı Naum Efendi'nin ağzından. İsrail Zangvili'nin niyet ettiği gibi otonom temelli bir Yahudi yerleşimine İttihat ve Terakki hükümeti asla müsaade etmeyecektir belirlemesinde bulunuluyor. Hakikaten de bu anlaşılıyor 1909 senesinin sonlarına doğru. Peki ne oluyor da böyle kritik bir dönüm yaşıyor İttihat ve Terakki Partisi'nin bazı üyeleri? Onu şöyle izah etmek lazım. Evvela Türk Yahudileri içerisinde Siyonizme karşı bir reaksiyon doğuyor. Mesela İzmir'de bir Siyonist yanlısı gazete vardır El Novelista isminde. Ona karşın Alexander Ben Giyat'ın Siyonizm Aleyhtarı El Meseret dergisi çıkıyor. Ve bu iki dergi veya mecmua diyelim birbirlerine karşı rakip yazılar kaleme alıyorlar. İzmir'de Siyonist dava geriletiliyor. Daha sonraları da David Furesco El Tiempo gazetesiyle Siyonizm alehtarı bir propaganda gerçekleştiriyor. Dünya Siyonistlerinin ifadelerinden derleyip hazırladığı Siyonizm isminde bir risale yayınlıyor ve bütün Osmanlı aydınlarını Siyonizm tehlikesine karşı ikaz ediyor. David Fresco bir Osmanlı Yahudisi. Bununla birlikte çok daha enteresan bir gelişme oluyor. Yakabus Kağan o tarihlerde İsrail bölgesini ziyaret ediyor. Filistin coğrafyasını geziyor ve gezi notlarını bir kitap halinde yayınlıyor. Kitapta çarpıcı bir pasaj var. O pasajda şunu teklif ediyor Yakabus Kağan. Kuzeyde Lübnan, doğuda Şam-Akabe demiryolu, güneyde Mısır, batıda Akdeniz olan Padişah egemenliğinde özel bir devlet kurulmalıdır. Kahn'ın bu teklifi çok geçmeden Osmanlı ülkesinde de duyuluyor. Ve Siyonistlerin asıl amacının oraya yerleşmek, biraz kalmak veya dini vecibelerini yerine getirmek olmadığı, orada özel bir devlet kurmak istedikleri fevkalade bir biçimde anlaşılıyor. Bunun üzerine İttihat Terakki'nin bir kısmı Siyonizme karşı bir tepki, reaksiyon duymaya başlıyor. Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa, İttihat Terakki'nin Filistin şubesinden gelen şikayetler üzerine bir inceleme, tahkikat yaptırıyor ve bölgede 50 bin Yahudinin bulunduğunu tespit ettiriyor. Bunun üzerine 20 Haziran 1909 tarihinde yasaklar geri geliyor. Buna bağlı olarak takibat da artıyor. Mesela 19 Ekim'de İstanbul'u ziyarete gelen Naum Sokolov ismindeki Siyonistin çok yakın bir takibata uğradığını biliyoruz. Emniyet Umum Müdürlüğü neredeyse her adımını takip ediyor adamın ve Dahiliye Nezareti'ne rapor veriyor. Dahiliye Nezareti de cevaben şöyle söylüyor. Ne yapacak? İyice takip edin şayet bizim saferatlarla görüşürse, örgüt lehine faaliyette bulunursa derhal derdest edin ve persona non grata yani istenmeyen insan ilan edip sınır dışına çıkartın emrinde bulunuyor dahiliye nezareti. Dolayısıyla yakın bir takibatta başlıyor. İkinci Aliyah'la birlikte Rusya'dan gelen bir kısım Yahudi de burada bir gelecek görmeyerek yavaş yavaş bölgeyi terk etmeye başlıyor. Bu da Siyonistler için olumsuz bir gelişme bu gelişmeyi durdurmak için bir Osmanlılaşma projesi düşünüyor Siyonistler ve özellikle Marksist eğilimleri olan Poale Zion yani Zion işçileri örgütü bazı üyelerini Osmanlı okullarında okumaya teşvik ediyor. Bunlardan bir tanesi David adında bir genç. Diğer arkadaşlarının aksine tek kelime Türkçe bilmiyor ve bunu öğrenmek için Selanik'te 8 ay bir kursa gidiyor. Selanikli Yahudilerden Türkçenin inceliklerini öğreniyor ve İstanbul Darülfünununda hukuk tahsili görüyor. David adında bu genç Polonya asıllı ve soyadı Gürün. Fakat bu soyadını beğenmiyor. Siyonist ilkelere aykırı buluyor. Dolayısıyla İbranice bir soyad almaya karar veriyor ve aslan yavrusu anlamına gelen Ben Gurion soyadını kabul ediyor. Yani David Ben Gurion. Bu ismi de mutlaka duymuşsunuzdur. Tel Aviv'deki meşhur havalimanının da ismi David Ben Gurion'dur. İsrail'in, modern İsrail'in ilk başbakanı olacak şahıs da budur. Yani İsrail'in ilk başbakanı bu Osmanlılaşma projesi içerisinde Darülfünun mektebine girmiş ve hukuk tahsili görmüştür. İstanbul hukuklu arkadaşlara da buradan duyurmuş olayı ve ihtiyatçı siyonist yakınlaşmasına balta vuran bir başka olay da Arapların siyonizm tehlikesini fark etmiş olması. Esas itibariyle Araplar arasında çok erken tarihlerde buna ilişkin bir bilinç uyanıyor. Mesela Yusuf Ziyaettin El Halidi Paşa vardır. Bu Osmanlı'nın çok seçkin devlet adamlarından bir tanesidir. Kudüs ve Filistin bölgesinden vatani Osmanlı ülkesinden Dünya olarak bahseden fevkalade milliyetçi ve Osmanlı taraftarı bir insandır. Oradaki Osmanlı idaresinin reform edilmesi için çok gayret göstermiş, entelektüel bir şahsiyettir. Gramer üzerine özellikle, dil üzerine çok çalışması vardır. Kürtçe, Arapça bir sözlük yazmıştır. Viyana'da Doğu Dilleri Akademisi'nde Sami lisanları üzerine dersler vermiştir. Ve çok enteresan 1875 senesinde The Jewish Chronicle isimli mecmuada Kudüs Yahudileri hakkında o döneme kadar yazılmamış bir makale yazıp onlar hakkında bilgiler vermiştir. Dolayısıyla fevkalade entelektüel bir adam arz ettiğimiz gibi. Ve Siyonizm tehlikesini çok erken bir tarihte fark ediyor. 1890'lara doğru Fransa'daki Başaham Zadok Kağan'a bir mektup yazıyor. Bu mektupta Siyonizmin bir tehlike olduğunu kutsal bir vicdani görev olarak size arz ediyorum diye Zadok Han'ı haberdar ediyor. Ve diyor ki bu işe başlayabilirsiniz. Elbette hakkınız vardır buraya yerleşmekte. Yahudilerin asırlar boyunca burayla irtibatlı olduğunu ben kabul ediyorum. Ancak burada bağımsız bir devlet kurmak istiyorsanız şunu unutmayın. Gerçek şu ki Filistin artık Osmanlı İmparatorluğu'nun ayrılmaz bir parçasıdır ve daima da öyle kalacaktır. Ayrıca burada İsrailoğulları haricinde başka insanlar da yaşamaktadır. Bu insanları nasıl göndereceksin? Hangi devlet size taraftar olacak? Rusya sizden nefret ediyor. Fransa Rusya'nın müttefiki. İngilizler Amerikanlar sizi pohpohlasa da arkanızda durmazlar. Bu işe girmeyin ve kanlı bir süreci başlatmayın diye Fransa'daki Haan başını uyarıyor. Cevap çok enteresan bir yerden geliyor. Zadok kendisinden değil Theodor Herz'den geliyor. Doğru diyorsunuz. Nüfus vardır. Orada bu insanları uzaklaştırmamız mümkün değildir. Haklısınız. Fakat şöyle düşünün. Arazi değerleri dört kat artacak. Hangi Filistinli buna hayır diyebilir? İnsanlar bir gün sinirlenirler, iki gün sinirlenirler. Üçüncü gün bizim oradaki varlığımıza alışırlar. Dahası diyor ki gerçek olan bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin dostu olmak kadar Siyonizmin de dostu olmak gerekir. Umarım ekselansları nezdinde yani Yusuf Ziyaettin Efendi nezdinde bu birkaç açıklama hareketimize biraz daha sempati duymanıza yeterli olur. Bay Zadok Kağan'a Yahudilerin başka bir yere gitmelerinin daha iyi olacağını söyleyebilirsiniz. Bu Türkiye'nin hareketimizin kendisine sunduğu muazzam avantajları anlamadığını gösterir. Yani biz Türkiye'ye büyük bir fırsat sunuyoruz. Türkler ve siz bunu anlamıyorsanız yapacak bir şey yok. Sultan bize bugün iyi davranıyor diyor o mektubunda. Ancak bizden yüz çevirirse biz de başka bir ülkeye gideriz. Bizim için sorun değil biz bir ülke buluruz. Ancak o zaman Türkiye dış borçlarını nasıl kapatacak diye Theodor Herz son derece küstah bir mektup yazıyor. Yusuf Ziyahettin El Halidi Paşa'ya. Bir Osmanlı Paşası dediğimiz gibi Osmanlı'yı temsil eden neticede mektup yazmış. Ve yapılan bu hakaret aslında Osmanlı'ya yöneliyor. Dolayısıyla Araplar nezdinde Siyonizm riski çok erken fark edilmiş. Ancak 1905'e gelindiğinde yeni bir boyut kazanıyor bu riskin fark ediliş biçimi o da Arap milliyetçiliği. Arap milliyetçiliği esas itibariyle Hristiyan Araplar arasında çıkmış bir hadisedir. Mesela Necip Azuri Az vardır. 1905 senesinde Yakazatül Ummetul Arabiye yani Arap milletinin uyanışı diye bir kitap kaleme alıyor. Ve Lalik Döle Patri Arap isminde bir birlik kuruluyor. Yani Arap Birliği diyebiliriz, Arap Milliyetçileri Birliği diyebiliriz. Bu birliğin ve kitabın ana teması şu. Osmanlı'da yolsuzluklar var, rüşvet var ve kötü bir idare var. Bu kötü idare yüzünden Arap halkları yoksul bir vaziyetteler ve ana dilde eğitim gibi çok temel haklarından mahrumlar gibi bugün de benzerlerini görebileceğimiz bir propaganda yapıyorlar. Bu propaganda Hristiyan Araplar arasında kalıyor bir müddet. Ancak ikinci meşrutiyet ilan edilince çok kültürlü ve milliyetçiliğin hızla yükseldiği bir iklim doğuyor. Bu bağlamda Osmanlı subayları arasında, Arap subayları arasında milliyetçi fikirler rağbet görmeye başlıyor. Ayrıca Meclis-i Mebusan'a giren Arap mebuslarda bu fikrin temsilcileri haline geliyorlar. Mesela Büyük Adada oturan Şefik el Müeyyet vardır. Bu Şam mebusudur. Bunun kurduğu el İha'ül Arabi diye bir dernek vardır. Dahası bunun gibi el Müntedi yül Edebi, Kahtaniye ve el Ahd gibi gizli örgütler vasıtasıyla da Osmanlı subayları kademesinde bir örgütlenme gerçekleştiriyor Arap milliyetçileri. Bunlar da İttihat ve Terakki aleyhinde bir propagandaya başlıyorlar. Bu propagandanın en esaslı meselelerinden bir tanesi İttihat Terakki Partisi ile Siyonizm arasındaki yakınlaşma meselesi. Yine Filistin bölgesinde Arap halkını uyandıran, onları ikaz eden gazeteler çıkmaya başlıyor. 1908'de Hanna Abdullah el-İsa'nın El Asmai ismindeki gazetesi, 1909'da Necip Nassar'ın El Karmel gazetesi ki çok önemli bir gazetedir. El Karmel, Necip Nassar da Hristiyan Araplardandır ve kendi malını mülkünü satıp Hayfa'da El Karmel'i çıkarmaya başlamıştır. Bu gazetenin yayın politikası daha ziyade Siyonizm meselesi üzerinedir. Hatta Theodor Hersin der Judenstaat'ını Arapçaya çevirip tefrika halinde yayınlayarak insanları ikaz etmiştir. Bu çalışmalarına rağmen, bu faydalı işlerine rağmen Necip Nassar'ın ciddi bir Arap milliyetçisi olduğunu söylemek lazım. Okuyucularına Filistinliler olarak hitap eder. Filistin'i neredeyse ayrı bir ülke olarak tarif eder. Ve bundan dolayı da bu milliyetçi tavrından dolayı da merkez tarafından pek hoş görülmemiştir. Nitekim daha sonraları Cemal Paşa kendisini tutuklamak istemiş. Ancak uzun süre dağlarda falan yaşamıştır. Yani enteresan bir adamdır. Yine bunun gibi 1912'de neşredilmeye başlanan Filistin gazetesi vardır. Bu da çok önemli. Gazete Yusuf el-İsa tarafından çıkartılıyor. İsmi bakımından da fevkalade önemli. Çünkü Filistin arazisi Osmanlı döneminde daha ziyade bilaad Şam'ın bir parçası olarak yani Şam beldelerinin bir parçası olarak algılanıyor. Oysa bölgenin çok eski isimlerinden bir tanesi Filistin. Mesela İbrani literatöründe Peleşet diye geçer. Asur metinlerinde, civar antik metinlerde Palastu ve benzeri çeşitlemelerle geçer. Bölgenin eski bir ismidir. Bugün de dikkat ederseniz İngilizcede Palestine yani P harfiyle yazılıyor. Dolayısıyla önemli bir isim ancak çok kullanımda değil. Fakat Yusuf ve İsa'nın bu gazetesi bu ismi ön plana çıkartıyor. Daha sonra bir ülkenin de adı olacak bu isim ilk defa 1912'de bir resmiyet kazanıyor diyebiliriz. Bu gazetelerin yarattığı iklim yani insanlarda bir farkındalık yaratıyorlar netice itibariyle protestolara dönüşüyor. Bir önceki videomuzda anlatmıştık El Fula arazisinin satışı meselesinde Araplar ilk defa ayaklanıyorlar ve Yahudilere karşı dikiliyorlar. İstanbul'a şikayet dilekçeleri yazıyorlar. Meseleyi engellemeye çalışıyorlar. Yine mesela 1913'te Beysan'da, Gur'da ve Eriha'da Sultan Hamid'in aldığı araziler var. Şahsi mülkü haline getirmiş bunları. Muhtemelen bu satış meselelerini öngördüğü için böyle bir tedbir aldığı söylenir. Ancak iktidar değişince bunlar müsaadere ediliyor ve araziyi i müdevvere veyahut çiftlik-i hümayun isimleriyle satışa çıkarılabileceği konuşuluyor. Bu konuşma ortaya çıkınca, bu düşünce ortaya çıkınca Araplar ciddi protestolar yapıp satışı engelliyorlar. Yine bu dönemde Maliye Nazırı Cavit Bey mesela 3 milyon dönüm gibi çok ciddi bir rakam, çok belki de abartılı bir rakam söylenir. Bu kadar geniş arazilerin satılmasına karar verecek gibi oluyor. Çünkü devlet bir dar boğazda, mali bir dar boğaza girilmiş. Bunu aşmak için Maliye Nazırı Cavit Bey de satalım buraları Yahudilere veriyor. Ancak gerek Arap mebuslar gerek Arap medyası bunun karşısında durarak meseleyi engelliyorlar. Hatta çok ilginçtir. Cavit Bey'in Selanikli dönmelerden olmasından hareketle bu meselenin esas itibariyle Selanik grubunun ve Sabetayların işi olduğu falan da söylenmiştir. Bugünlere çok benzer iddialar tabii ki. Şunu söylemek lazım. Bu Arap muhalefetinin ciddi bir damarı şudur. İttihat terakkiyi fazla seküler bulur ayrıca Selanik grubunun yani dönmelerin partiyi avuçlarında oynattığını düşünür partinin siyonistlerle çok sıkı fıkı olduğunu, masonlarla çok iç içe olduğunu söyler ve buradan biraz muhafazakar bir eleştiri getirir. Bugün de aslında geriye dönük olarak yapılan bazı eleştirilerin kaynağını burada bulabiliriz. Bu, çünkü bu eleştiriler yalnız Arap camiasında kalmamıştır. Hürriyet ve ittilafçı cephede yani İttihat Terakki'nin muhalifi olacak olan cephede de makez bulmuştur, yankı bulmuştur. Bunu da söylemek lazım. Tabii ne kadar haklıdır bu eleştiriler. Bu tartışmalı. Netice itibariyle İttihat Terakki bir pragmatik ilişki içerisinde Siyonistlerle irtibat kuruyor. Yani her şeyle kendini vermiş değil. Bunu şuradan anlıyoruz. 1909'da bile Naum Sokolov'un dikkatli bir şekilde takip edilmesi, onun istihbari kayıtlarının tutulması partinin aslında bir şeylere uyandığını da gösteriyor demiş olalım. Bu hadiseler esnasında ilk kanda dökülüyor ve bu kan 113 sene boyunca bir daha durmayacak diyebiliriz. 1910'da El Fula arazisinin satılması kapsamında çıkan tartışmalar bünyesinde Haşomer teşkilatından hemen hatırlayalım bir önceki videoda Yahudilerin silahlı bir birlik kurduklarını ve kendi arazilerini korumaya çalıştıklarını arz etmiştik. Bu teşkilattan Yigal ismindeki bir Yahudi bir Arap fellahı vuruyor protestolar esnasında ve ilk defa Filistin arazisine bu bağlamda kan dökülmüş oluyor. Bu kan 113 sene boyunca durmayacak arz ettiğimiz gibi maalesef. Ayrıca Leo 1898'de geldiğinde zaten burada sürekli tartışmaların olduğunu, Araplarla Yahudilerin sürekli kavga ettiklerini ifade ediyor. Yani bu kavga sınır kavgası olur, su kavgası olur, arazi kavgası olur. Ancak böyle kanlı bir hadiseye dönüşmemiş o tarihe kadar. Bu tarihten sonra oluk oluk da kan akacak maalesef bu coğrafyada. Ayrıca dedik ya bir muhalefet hamlesine dönüşüyor. İslamcı yazarlardan Raşit Rıza gibi Muhammed Kürdali gibi yazarlar El Muktebes dergisinde yazar Muhammed Kürdali. İttihat Terakki aleyhinde yazılar kaleme alıyorlar. Buna ilişkin İttihat Terakki bu algıyı düzeltmek için belirli adımlar atıyor. Mesela Lisanül Hal diye bir Arap mecmuası var. Bu mecmuada Siyonistlerin önemli liderlerinden az evvel ismi geçen Jacobson'a bir röportaj verdiriyorlar. Röportajda Jacobson bizim Osmanlı'dan ayrılmaya niyetimiz yok, kötü niyetimiz yok gibilerinden ifadelerle kendini savunuyor. Arap medyasının önemli merkezlerinden El Mahrusa gibi dergi de Siyonistlerin Filistin bölgesindeki başarılı faaliyetlerinden, tarımı çok geliştirdiklerinden, sanayiye yapmış oldukları katkılardan bahseden yazılar kaleme alınıyor. Bu bir savunma mekanizmasının göstergesi. Dansı bir adım öteye geçiyor İttihat Terakki Partisi. Seçimler yaklaşmış çünkü bir şeyler yapması lazım. Filistin bölgesinde ne kadar anti-Siyonist siyasetçi varsa Arap aydını varsa onları listelerinden aday gösteriyor. Bunlar kimler mesela? Ruhi el Halidi, Osman el Naşhaşibi, Halidi ailesi, Naşhaşibi ailesi çok önemli ailelerdir Kudüs'te. Bunların bir kısmıyla da ben tanışma şerefine nail oldum diyebilirim ve Asaf Efendi gibi önemli anti-Siyonistleri listelerinden aday gösteriyor. Ayrıca İstanbullu Siyonistler bundan rahatsız oluyorlar ve kendilerine yakın buldukları Ahmet Ağaoğlu Beyefendi ile bir görüşme ayarlıyorlar. O dönemde adı Ahmet Agayev. Ahmet Agayev ile görüşüyorlar. Ahmet Bey kendilerini teskin ediyor. Merak etmeyin biz bunları aday olarak gösterdik ama çok büyük bir sorun olmaz. Bizim politikamızda çok değişiklik olmaz diye onları da temin ediyor. Onların oylarını da almayı garantiliyor. Ve olaylı bir seçim süreci gerçekleşiyor. Bunu başka bir videoda anlatacağız diye ümit ediyorum. Sopalı seçimler vardır malumunuz. Bu seçimler gerçekleşiyor. Filistin bölgesinde tulum çıkarıyor iddia terakki. Ancak bu onun iktidarı elinde tutmasına yetmiyor. Çünkü hürriyet itilafçılar Kamil Paşa kabinesini bir müddet sonra kurduruyorlar ve başa geçiyorlar. Araplar arasında ve antisyonist hareket arasında herhalde bir şeyler düzelir. İtaçlar gitti nasıl olsa duygusu uyanıyor. Ancak çok geçmeden hayaller suya düşecek. Çünkü Kudüs mutasarrıflığına Arnavut Muhdi Bey isminde bir zat atanıyor. Bu zat gelir gelmez bölgede etkin Yahudilerden. Yahudilerin başlarından Albert Antebi ile birlikte Rişon LeZion başta olmak üzere Yahudi moş havlarını yani yerleşim birimlerini geziyor. Buradaki gelişmeleri tetkik ediyor ve çok memnun kalıyor sanayide ve tarımda yapılan işlerden. Ve diyor ki Siyonistleri her zaman bekleriz çok iyi çalışmalar yapmışsınız tebrik ederim falan diye bir de röportaj veriyor gazetelere. Bunun üzerine Araplar yine maraza çıkartıyorlar. Muhti Bey'in gönderilmesini istiyorlar ancak muvaffak olamıyorlar. Bunun üzerine de büyük ölçüde hayalleri suya düşmüş oluyor. Dahası Balkan savaşları patlak verince maddi konuda da hürriyet ve itilaf sıkıntı çekmeye başlıyor. Bu bağlamda Siyonistlerle arayı çok bozmamaya gayret ediyor. Balkan Harbi şöyle de bir yakınlaşma yaratıyor Osmanlılarla Siyonistler arasında. Netice itibariyle ortak bir düşman var karşıda. Başta Rusya olmak üzere Hristiyan dünyası ve Yahudiler Rumlar aleyhine ve Ruslar aleyhine çok yazılar yazıyorlar o dönemde. Osmanlı'nın politikalarını uluslararası camiada destekler mahiyette yazılar kaleme alıyorlar. Bunlar da Osmanlı aydınları arasında Siyonist harekete karşı bir sempati uyandırıyor. Bunlar bize dostluk ediyorlar. Bir zararları yok düşüncesi uyanıyor. Rumeli'nin her yerinden kalkıp Anadolu'ya gelen muhacirlerle Siyonistler arasında bir benzerlik kuruluyor zihinlerde. Yani bakın işte bak, biz de muhaceret yaşadık. Bu adamlar da asırlardır muhacir kalmışlar diye bir duygudaşlık kuruluyor. Ve bu arada Baba Ali baskını gerçekleştirilip İttihat Terakki başa geçince de bu duygudaşlığı daha sağlam temellere oturtmak istiyorlar. Talat Bey o tarihlerde henüz Talat Paşa olmamış. Esat Bey'i gönderiyor ve Ahmet Agayef'i yine Ahmet Ağoğlu'nu kullanıyor ve Victor Jacobson'la bir görüşme ayarlanıyor. Jacobson'a bir görev veriliyor. Avrupa'ya gideceksin ve nerede bizim borçlu olduğumuz bir bankacı veyahut bir odak var onlarla görüşeceksin. Türkiye politikalarını destekleyici bir ortam oluşturacaksın Avrupa'da diye İstanbul Siyonist Merkezi'nin başkanı olan Victor Jakobson'u Avrupa'ya göndermeye muvaffak oluyorlar. Bu olumlu iklimin bir yansıması olarak bir alıntı aldım buraya. Selanikli Yahudilerden Lucien Scuito'nun yazmış olduğu bir yazı. Yazıda diyor ki bizim en büyük hayalimiz ve hatta tüm Yahudilerin hayali büyük ve güçlü bir Türkiye'nin güçlü bir Yahudiliğin de kaderine özgürce gitmesine paralel olacak şekilde geleceğimize kararlılıkla hep beraber yürüdüğümüzü görmek. Türklerle Siyonistler el ele bir muzafferiyete Havası doğmuş durumda Osmanlı topraklarında. Bu iklim içerisinde Araplarda da Siyonistlerle acaba yakınlaşabilir miyiz? Bu bize bir menfaat temin eder mi? Düşüncesi doğuyor. Ve La Merkeziye diye bir partileri vardır Arapların. Bunlar Avusturya-Maceristan modelini düşünürler. Yani merkezi idareden daha özel bir idareye geçmeyi savunurlar. Bu partinin önemli isimlerinden Davut Bereket, Sami Hohberk'e bir mektup yazıyor. Siyonist Arap Birliği'ni sağlayabilir miyiz Osmanlı aleyhinde olsa bile? Bunun yolunu deniyor. Ayrıca bazı Araplar çoktan ayrılmayı kafaya koymuşlar. Beyrut başta olmak üzere pek çok merkezde İngiliz ve Fransız konsolosluğuyla bağımsızlık süreci nasıl gerçekleştirilebilir? Bunları tartışmaya başlamışlar. 21 Haziran 1913'e geldiğimizde Paris'te bir Arap Kongresi toplanıyor ve bu kongre Osmanlı'dan istenecek talepleri sıralıyor. Bunlar arasında ana dilde eğitim mevcut, özellik talebi mevcut. Osmanlı idaresi zaten savaşlardan bitkin düşmüş durumda ve bu taleplerin bir kısmını kabul edebileceğini söyleyerek Arapları aslında yumuşatır bir pozisyon takınıyor. Fakat Araplarda tabii sert ifadeler var bu kongre içerisinde. Çok ilginç bir tanesini arz edeyim. Makedonya'dan gelen göçmenlerin, Rumeli'den gelen göçmenlerin Arap bölgesine yerleştirilmeleri konuşulunca onların gelmesindense Siyonistlerin gelmesini tercih ederiz diyen maalesef aşırı milliyetçi bazı Araplarda söz konusu oluyor bu kongre içerisinde. Ayrıca kongreyi protesto eden isimlerden ilginç bir tanesi var. Onu da arz edeyim burada. Şerif Hüseyin daha sonraları Arap isyanının başına geçecek olan Şerif Hüseyin o tarihte Osmanlı'ya yaranmak için ayıptır kardeşim böyle şey olur mu böyle kongre toplanır mı diye güya eleştiriyor. Oysa kapı arkasından Lord Kitchener'la çoktan görüşmeye başlamış vaziyette. Kimin nerede olduğu, kimin elinin kimin cebinde olduğu bilinmeyen bir ortamda Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Harbi'ne giriyor. Birinci Dünya Harbi'nin ilk günlerinde Hayim Weizmann videomuzun başında kendisinden bahsetmiştik. Lloyd George'la o dönemde cephane komitesi başkanı bir görüşme sağlıyor ve yeni icadı olan aseton üretimine dair bir formülü sunuyor Lloyd George'a. Bu savaş boyunca İngiltere'nin aseton ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak bir buluş ve Weizmann bir anda dikkat çekiyor. Bu dikkatin yarattığı etkiyle İngiliz makamlarıyla çok sıkı fıkı görüşmeler yapmaya başlıyor. Nitekim sürecin kaderini belirleyen de bu görüşmeler olacak. Belki de bu görüşmelerin bir yansıması olarak daha önceleri İstanbul'da medya işleriyle ilgilenen Jabotinsky önderliğinde bir katır birliği kuruluyor. Ve ismine de Siyon Katır Birliği veya Katır Alayı deniyor. Bunlar Çanakkale Harbi'nde yani daha savaşın çok başında Seddülbahir'e çıkartma yapıyorlar. Ve 50'ye yakın neferlerini kaybediyorlar bu çıkarma esnasında. Zaten 1000 kişiye yakın bir birlik ancak sembolik ehemmiyeti var. Daha sonraları Yahudi lejyonuna dönüşecek bir Siyonist desteğini İngilizlere olan Siyonist desteğini gösteren bir hadise. Yine bir başka bilim adamı da Osmanlı cephesinde dikkat çekiyor. O da Aaron Aronson. Bu bir botanikçi. Esas itibariyle babası 1. Aliya kapsamında Zikron Yakov yerleşimine gelmiş. Araplar buraya Sammarin veya Zammarin derler. Burası belalı bir yer. Yani bu Aronson'un yetiştiği ortam belalı bir yer. Osmanlı raporlarında görüyoruz. Cephane biriktirmekten sahte para basmaya her şeyle maruf bir yer. Kendini geliştiriyor. Rothschild'in vermiş olduğu bursla Fransa'da botanik okuyor, ziraat okuyor. Ve tam savaşın başlarında Suriye havalisinde bir çekirge istilası problemi var. Ciddi bir kıtlık doğuracak bir problem bu. O dönemde 4. Ordu kumandanı olarak bölgeye gönderilen Cemal Paşa bu adamı çağırıyor ve çekirge ile istila bürosunun başına geçiriyor. Kendisine de bir pasaport çıkartılıyor. Pasaport numarası da 24.757. Bu pasaportla istediği yere gidecek, istediği incelemeyi yapacak. Osmanlı ordusuna yaşa e bakımından yardımcı olacak güya. Ancak herifçi Herifçioğlu'nun niyeti başka. Başka emelleri var. O tarihlerde bir yandan istihbari faaliyetlere başlıyor. Her yeri geziyor ya bütün cephe gerisini vesaire. Aldığı bütün bilgileri İngilizlere göndermeye başlıyor. Daha sonra bu bir teşkilata dönüşüyor. Teşkilatın ismi Nili. Bu konuya ilişkin bir kitap da getirdim burada. Celil Bozkurt'un Ötüken yayınlarından çıkan İmparatorluğu yıkan örgüt Nili kitabı. Şöyle ekrandan görünüyor mu ne derece görünüyor bilmiyorum ama arz etmiş olayım. Bunda mutlaka tavsiye ederim. Parantez içinde söylemiş oldum. Nili'nin açılımı şu. Netzah yani İsrail lo yeşeker. Yani İsrail'in ebedi olan tanrısı hiçbir zaman yalan söylemez. Böyle bir alıntının kısaltılmış hali Nili. Bu örgüt enteresan bir örgüt. Kadınları da kullanmış. Yahudi kadınlarını da kullanmış. Mesela Simi Simon diye bir kadın vardır bu kadın güzelliğiyle pek çok Osmanlı zabitinin gönlünü çalmış. Özellikle Damaskus Otel'de çok takılırmış. Bizim çok önemli subaylarımızın pek sık gittiği bir oteldir burası. Böyle onlarla birer drink alırken, soft bir şeyler içerken ya sizde ne yapıyorsunuz bugünlerde, nereye gireceksiniz, Osmanlı ordusu nasıl gidiyor falan gibi muhabbetlerle Osmanlı subaylarının ağzını arıyor ve aldığı bilgileri doğrudan İngilizlere götürüyor. Yine Filistin operasyonunun başında Sara Aronson isminde bir kadın bulunuyor. Yani kadınların çok aktif olduğu bir örgüt bu. Bunlar Osmanlı zabitlerinin ağzından laf alıyorlar. Bazı gayri Türk unsurlara rüşvet yedirip bilgi topluyorlar. Böyle pek çok vasıtalarla cephe gerisinden İngilizlere sürekli haber uçuruyorlar. Kanal harekatı ve çevresindeki zaman dilimi içerisinde. En sonunda Cemal Paşa bir uyarı yayınlamak zorunda kalıyor. Diyor ki askerler casus sizi dinliyor. Konuşurken sözlerinize ve haktan görünüp sizi sorguya çekenlere dikkat ediniz. Askerlik bilgilerinize dair ağzınızdan kaçacak bir kelime biriniz ki düşmana gider ve sonra tek kelime yüzünden asker karındaşınızın yoktan helakına sebep olur. Ve bu tesiratla vatana ihanet etmiş olursunuz. Bunun için söz arasında veya sizden söz edenlere aile ve akrabanız dahi olsa bilgi vermeyiniz diye askeri uyarmak zorunda kalıyor. Operasyonun farkında bir istibari sızıntı olduğunun farkında neler yapabilirim diye düşünüyor. 8 Ocak 1915'te bölgedeki önemli siyonistleri derdest ediyor. Yelin var, Antebi, Bugrakov ve Grasovski'nin içinde bulunduğu 12 kişiliği barış karşıtı ilan ediyor ve siyonist faaliyetlerinden dolayı sınır dışı ediyor. Ayrıca Yahudi kolonizasyonunun mimarlarından Doktor Arthur Rupini de çağırıyor ve okullarıyla ilgili olarak faaliyetlerine bir an önce son vermesini emrediyor. Yafa komutanı Hasan Bey de başta Doktor Ton olmak üzere Siyonist örgütlerin hepsine belli mektuplar gönderiyor ve faaliyetlerine son vermelerini emrediyor. Bu iklimde Cemal Paşa'nın aklına tehcir bile gelmiş. Hatta Talat Paşa'ya bunu soruyor. Diyor ki kamilen bunları dahile nakledelim mi? Yani daha iç bölgelere taşıyalım mı? Talat Paşa da şöyle cevap veriyor. Musevilik alemini aleyhimize çevirecek. Hem de Amerika muhitinde sui tesir hasıl eyleyecek. Hem Musevileri karşımıza alırız hem de Amerikalıları karşımıza alırız. Bence hiç gerek yok bu işe diyor. Ama diyor benim merhamet gösterdiğimi veya korktuğumu düşünüyorsan bu fikrini tekrar bana söyle. Bir düşünelim, değerlendirelim diye bir açık kapıda bırakıyor. Bu arada Cemal Paşa bölgedeki Arap milliyetçilerine de hakim olmaya çalışıyor. Aliye'de Divanı Harbi Örfi kurduruyor ve çok önemli bazı Arap yazarlarını burada idam ettiriyor. Bunlar arasında ismi çok geçen Şükrüel Aseli var, Şefik Müeyyet var, bu tarz önemli isimleri idam ettiriyor. Elbette gerekçeleri vardır. Uzun uzadıya girmeyeceğim. Çünkü Arap isyanı ile ilgili başka bir seri yapmayı düşünüyorum. Orada belki detaylarını açarız. Ancak şunu söylemek lazım. Bunun tesirleri bakımından büyük ölçüde olumsuz olmuştur. Neticede Siyonizm konusunda Arapları da bilinçlendirecek bir ekip kaybolmuş. Beri yandan da bu daha sonraları hep bahane edilmiştir Arap isyanlarına. Bakın siz de bu adamları astınız. Belki o dönemde gerekli bir tedbirdi. Olağanüstü bir tedbirdi. Burada paşayı da anlamak lazım. Fakat sonuçları itibariyle çok da yararımıza olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu sırada Nil'e ilk darbe en tepeden geliyor. Aron, Aaron sona geliyor. Yöredeki Biri Seba bölgesinin başkanı Kamil El Bedri diye bir Arap var. Ve Aaron sonun istihbari faaliyetlerini fark ediyor. Doğrudan durumu Osmanlı makamlarına bildiriyor. Aaron son ifşa olduğunu anlayınca İngilizlere sığınıyor ve ülkeyi terk ediyor. Kanal harekatı başarısız olup da Gazze'ye savaş sıçrayınca Gazze ve Yafa'daki Yahudilerin Cemal Paşa tarafından tahliye edileceğini haber ediyorlar Aronson'a. Aronson da bütün Batı medyasında bir kampanya başlatıyor. Reuters gibi önemli basın ajanslarında Cemal Paşa'nın Yahudi soykırımı yapacağını, Yahudilerin hepsini katledeceğini lanse ediyor. insanlara böyle bir anlatıda bulunuyor. Oysa Cemal Paşa sadece Gazze'deki ve Yafa'daki Yahudileri alıp daha iç bölgelere taşıyor ki savaş sırasında bir istihbari sıkıntı yaşanmasın. Çünkü Nili örgütünün yarattığı bir duygu var. O da şu Yahudilerden bilgi sızıyor meselesi. Yani bunlar mesela kıyıya geliyorlar. Çok ilginç örneklerdir. Nil örgütünün casusları beyaz çarşaflar asıyorlar. Bu şu demek? Türkler yok burada. Gelin bizden sandıklar alın, bilgileri götürün. Ama kahverengi çarşaf sarsa mesela kıyıya çıkmıyorlar. Şişelerin içine bilgileri alıp denize atıyorlar. Sanki böyle sarhoş çöpü gibi denize atıyorlar. Bunları mesela yüzerek çıkartmış bazı Araplar. Osmanlı makamlarına götürmüşler. Şişi güvercin kullanıyorlar. Bu güvercinlerden bir tanesini Boşnak yetkililer Ahmet Ketüda diye bir zat yakalamış ve burada çok ilginç bir bilgiye denk gelmiş. Örgütün ajanlarından Yosef Lişanski ve Naaman Belkind'in bu işin içinde olduğunu tespit ettiriyor. Naaman Belkind ismi size yabancı gelmemiş olması lazım. İsrail Belkind vardı hatırlarsanız bir önceki videoda Bilu Cemiyeti'ni kuran. Onun yeğeni bu Naaman Belkind. Bunun üzerine bu ikisi derdest ediliyor. Ve örgütün Filistin sorumlusu olan Sarah Aronson'un da Zikron Yakov'daki San evi abluka altına alınıyor. Türk yetkililer içeri girdiği zaman Sarah ah beyler hoş geldiniz bir likör ikram edeyim falan gibilerinden yağ çekmeye başlamış. Bizimkiler hiç istiflerini bozmamışlar evi araştırmaya başlamışlar. Hiçbir şey bulamamışlar istihbarat faaliyetine ilişkin. Ancak bir fotoğraf albümü diyelim dikkatlerini çek. Albümün içerisinde Simi Simon'un resmini görüyorlar. Yani güzelliğiyle pek çok Osmanlı zabitini etkileyen Simi Simon'u tanıdığını Sarah Aronson'un anlıyorlar oradaki o resimden ve kadını derdest edip götürüyorlar. Rivayetler burada muhtelif ya tren yolculuğu sırasında ya da hapishane içerisinde Sarah Aronson kafasına sıkarak kendini öldürüyor. Simi Simon da bir müddet sonra yakalanıyor ve Konya'ya sürgün ediliyor. Konya'da zührevi hastalıklardan vefat ediyor. Enteresan bir şekilde. Cemal Paşa en nihayetinde bu Nili casusluk örgütünü çökertmeyi başarıyor bu operasyonla. Daha sonra Haşomer'e de el atıyor ve o Yahudilerin kurduğu jandarma teşkilatını da kapatmakta muvaffak oluyor. Yafa Cimnaz Mektebi'nin yani spor salonunun bir sorgulama merkezi olarak kullanıldığını keşfediyor ve oraya da müdahale ediyor. Dünya Siyonistleri esas itibariyle Aronson'a karşı da bir cephe alıyorlar. Erkenden yola çıktın bizi de rezil ettin kendini de rezil ettin diye adama sırt çeviriyorlar. Zaten bu olaydan iki sene sonra da Aaron Aronson şüpheli bir uçak kazasında vefat edecek. Muhtemelen adamı da ortadan kaldırmışlar. Bununla yetinmiyor Cemal Paşa. Bir Rus şair ve iş adamı olan, aynı zamanda da elbette Siyonist ve Yahudi olan, Alter Levin'in genel evler vasıtasıyla bir casusluk ağı kurduğunu keşfettiriyor. Bunun üzerine onu takip etmeye başlıyor. Ancak Altel Levin o dönemde Kudüs'ün önemli Arap isimlerinden biri olan Halil Sakaki'nin evine sığınıyor ve kurtuluyor. Paşa bunun üzerine Kudüs'e geliyor ve köpürüyor. Siz bunları saklıyorsunuz. En sonunda bütün Yahudileri buradan kovduracaksınız bana. Hepinizi teşkil ettireceksiniz diye bir azar geçiyor bütün Yahudilere. Bunun üzerine tekrardan basın propagandası parlıyor ve Osmanlı makamları Musevileri tehcir etmek gibi bir niyeti olmadığını vurgulayan bazı yazılar yayınlamak, açıklamalar yapmak mecburiyetinde kalıyor. Tam bu günlerde yani Cemal Paşa'nın meseleye hakim olduğu günlerde savaşın kaderini değiştirecek bir gelişme yaşanıyor. O zamana kadar düşe kalka da olsa iyi gidiyoruz. Kanal muharebeleri kaybedildiyse de 1. ve 2. Gazze muharebesinde Osmanlı birlikleri Gazze'ye tutunmuşlar. Yani daha geriye gitmemeyi başarmışlar. Ancak 1917 baharında merkez bir hata yapıyor. Cemal Paşa'nın gücünün çok arttığını görüyorlar. Bu Aliye Divanı Harbi örfisinde de önemli bir güç kazanımı olduğu açık. Neticede İsmail Can Bolat gibi parti içerisinden bazı isimler en sonunda Cemal Paşa'nın neredeyse bir Suriye kralı, Arap kralına dönüştüğünü ifade ediyorlar. Dolayısıyla bu eleştiriler dikkate alınıyor. Hatta Cemal Paşa'nın savunma metinleri de vardır. Onu da yeri gelince belki ileride arz ederiz. Bu tartışmalar neticesinde de Merkez bir değişiklik yapıyor ve Falkenhayn'ı bölgeye göndermeye karar veriyor. General Falkenhayn bölgeye geliyor. Ayrıca da Yıldırım Orduları Grubu bölgede hakim hale geliyor. Bu grubun içerisinde Gazi Mustafa Kemal Paşa da var. O da Yıldırım Orduları ile birlikte Filistin bölgesine geliyor. Büyük muvaffakiyetler göstermiş bir zat ve Falkenhayn yerine aslında yıldırım ordularının başına kendisinin geçebileceğini ifade ediyor. Yani ben bu meseleyi alayım Filistin'in kurtuluşu meselesinde bu bölgeyi düşman postalından ben kurtarabilirim diye hevesli de bir asker. Ancak bu talebi dikkate alınmıyor. O da geldiğinde Cemal Paşa ile yakın münasebetler kurmuş. Paşa ile birlikte meseleyi istişare etmişler. Bu istişareleri sırasında Paşa şöyle söylüyor Cemal Paşa. Falkenhayn'ın Verdun'u Almanlar için bir felaket oldu. Verdun'da Almanlar büyük bir yenilgiye uğradılar. Falkenhayn'dır onun müsebbibi. Şimdi de bu Filistin taarruzu bizim için bir felaket olacak diyor Ceval Paşa. Meseleyi açık bir şekilde görüyor ve büyük ölçüde tadı kaçıyor. Bu arada Almanlar Kudüs'e geliyorlar, yerleşiyorlar. Augusta Victoria mahallesini merkez iddia ediyorlar. Ve Fast Hotel'de genelde takılırlarmış. Bira partileri düzenliyorlar. Bu parti düzenleyenler arasında daha sonraları nazilerin önemli isimlerinden biri olacak Rudolfes falan da var. İşi iyice savsaklamaya başlamışlar. Kudüs'e savaşmaya değil de sanki burayı fethettik, Haçlılar adına biz burayı aldık havasında gelmişler. Dolayısıyla bunları gören Cemal Paşa'nın tadı kaçıyor ve bir müddet Şam bölgesine çekiliyor. Haziran sonunda, Temmuz başında isyancı Şerif Hüseyin'in askerleri, daha doğrusu onun oğlunun kumandasındaki bir kısım asker Akabe bölgesine geliyor. Bu Akabe'ye gelişte önemli çünkü Lawrence Şerif Hüseyin'i buğralara yönlendiren şahıstır biliyorsunuz. Şunu fark ediyor. Bunlar Araplara bir söz verdiler. Size devlet kuracağız, şuraları vereceğiz, buraları vereceğiz diye söz verip ikna ettiler Şerif Hüseyin aracılığıyla. Fakat Şerif Hüseyin'i aldatıyor İngilizler. Çoktan Fransızlara vaat ettikleri bazı yerleri Şerif Hüseyin'e vereceğiz diye adamı kandırıyorlar. Dahası aynı yerleri Siyonistlere vereceklerine dair de sinyaller vermeye başlamışlar. Dolayısıyla Lawrence diyor ki ne pahasına olursa olsun bu gösteriyi daha fazla ilerlemeden durdurun. Onları bir yalan uğruna bizim için savaşmaya çağırıyoruz. Ve ben buna artık dayanamıyorum. Bölge aşiretlerini bir hiç uğruna kazanmaya gönlü el vermemiş Lawrence'ın tırnak içerisinde söyleyelim. Bunun üzerine de Şerif Hüseyin'i muvaffak hale getirecek bir operasyon planlıyor ve Faysal önderliğinde Akabe'ye giriş yapmasını sağlıyor. Cezire tür Arap'tan Arap Yarımadası'ndan Filistin'e bağlı o bölgeyi almasını sağlayacak bir operasyon gerçekleştiriyor. Bu arada Suriye'nin ve Filistin'in yerel ulemasından Şerif Hüseyin'e reddiyeler ve protesto mektupları yazılıyor. Mesela bunlar arasında Enver Paşa'ya metiyeler yazan Şeyh Ali El Rimavi var. Akkalı Esad Şuayri gibi isimler var. Bunlar Osmanlı'dan yana bir tavır takınıyorlar. Yine Gazze valisi Said El Şava isiminde bir zat var. Tevfik Hammad, Ali Reymani gibi Arap aydınları var. Bunlar Şerif Hüseyin ve hareketine karşı duran Arap isimler. Buna rağmen bazı yerel Arap aşiretleri, özellikle Bedevi aşiretleri Şerif Hüseyin'e göz kırpıyor. Ve Hüveydat, Şerarat, Beni Atiye gibi bazı aşiretlerden ufak müfrezeler, ufak birlikler Şerif Faysal'ın ordusuna katılıyorlar. Haziran sonu Temmuz başlarında Akabe operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ve birlikler Bağırşeba'ya, eski adıyla bir doğru hareket gösteriyorlar. Bu arada Eylül Ekim gibi olması lazım. Cemal Paşa'nın bir Berlin ziyareti vardır. Bu ziyaret sırasında Siyonistler kendisiyle bir görüşme ayarlıyorlar. Son defa belki de Kudüs bölgesi üzerine bir tartışma gerçekleştiriliyor ancak bir neticeye varılamıyor. Fakat bu toplantının başka bir neticesi oluyor. Bu toplantıyı haber alan İngiliz makamları ellerini çabuk tutmak adına hareket etmeye başlıyorlar. Lloyd George ve hariciyeci olan yani daha evvelden başbakanlı sonradan dışişleri bakanı oluyor Arthur Balfour. Mühimmat bakanı Churchill, Sir Mark Sykes yani Sykes-Picot anlaşması vardı ya onun bir tarafı olan Sykes bir anda siyonist kesili veriyorlar ve siyasette etkili olan bazı muhalifleri var bunların siyonizme karşı olan. Mesela Lord Curzon, "Bölgedeki Arapları ne yapacaksınız? Niye destek verelim şimdi Yahudilere?" diyor o dönemde. Yine mesela bir Yahudi olmasına rağmen Edwin Montagu, "Yahudilere karşı nefreti arttırır bu hamle." diyerek buna karşı çıkıyor. Bunlarla bir müzakere sürecine giriyorlar yani kabine içerisinde savaş kabinesi içerisinde Siyonizme karşı bir olumlu havanın yaratılması sağlanmaya çalışılıyor. En nihayette de araya giriyor. Bütün bu görüşmelerde Hayim Weizmann çok aktif bir rol oynuyor başta atıfta bulunduğumuz gibi. Kasım 1917'de General Allenby kumandasındaki İngilizler ve bir kısım Bedevi Araplardan oluşan birlik Bağırşeba'ya, bir Üsseba'ya girdiği gün bir toplantı gerçekleştiriliyor. Ve kabine ofisinde Yahudilere destek verilip verilmeyeceği tartışılıyor. Doktor Weizmann kabine ofisinin kapısında bekliyormuş. Çok büyük bir gerginlik ve heyecan var. Asırlar süren belki de bir yolculuğun son aşamasında. Yani İngilizleri ikna ederse bu işin kazanılacağı neredeyse muhakkak. Dolayısıyla bunu bir evraka bağlamak istiyor. Böyle parmaklarını yiyerek belki de kapının önünde bekliyor. Tam yukarıya doğru kafasını kaldırıyor. Sykes'ı görüyor ve onun müjdesini duyuyor. Doktor Weizmann erkek oldu diye bağırıyor Mark Sykes. Bu da şu demek aslında talepleriniz kabul edildi. Ve kutsal yerler Beylen Milel olmak kaydıyla yani uluslararası olmak kaydıyla Yahudi yurduna müsaade edileceği ilan ediliyor kabine içerisinde. Sykes burada şöyle tuhaf bir laf da söylüyor hatta. Bizler Siyonizme destek veriyoruz, Ermeni örgütlerine destek veriyoruz ve hatta Arap bağımsızlığında da ısrarcıyız. Yani birbiriyle çelişen bu üç menfaatin bir arada olabileceğini düşünen klasik bir İngiliz kafasıyla hepsine destek verdik diyor. Yeter ki harbi kazanalım. Balfour'da bu durumu ilan eden bir deklarasyon yazıyor. Deklarasyonun muhatabı Baron Rothschild. Aslında bu süreci mimarı o dönemde başbakan olan Lloyd George. Ancak deklarasyon Balfour tarafından Rothschild'e gönderildiği için Balfour Deklarasyonu olarak biliniyor. Deklarasyonun verildiği gün Lloyd George General Allenby'e ulaşıyor ve şu emri veriyor. Biz burada işleri hallettik. İngiliz milletine bir yılbaşı hediyesi olarak Kudüs'ü ele geçirin. Bu emir üzerine de artık geri dönüşü olmayan bir yola girilmiş oluyor. 7 Kasım 1917'de Gazze düşüyor. Yafa ayın 16'sında elimizden çıkıyor. Paşa da bunun üzerine o sırada sürgünde bulunan, hapiste bulunan Naaman Belkind ve Yosef Lişanski'yi idam ettiriyor. Nili casusluk örgütüne mensup olan o iki Yahudi'yi getirtiyor. Belki de as asabım dinsiz, sinirim geçsin diye o iki Yahudi'yi idam ettiriyor. İdamlarından önce de başları mengenede sıkıştırılmış. Hafiften bir işkence görmüş de derler. 25 Kasım'da İngiliz birlikleri Nebi Samuel mahallesine kadar gelmişler. Yani artık Kudüs İngiliz orduları tarafından görülmeye başlanmış. Alman karargahı şehri savunalım mı savunmayalım mı konusunda tereddütteler. Çünkü kutsal yerlerin bombalanacağından korkuyorlar. Ve şundan da endişe ediyorlar. Buralar bombalanırsa bu iş bizim üzerimize kalır. Birinci Dünya Harbi'nde Almanlara enteresan bir şekilde Hunlar denirdi. Yani medya genelde onları Hunlar şeklinde aşağılarlardı. Hunlar Kudüs şehrini yağmaladı derler, propaganda yaparlar diye endişe ediyorlar. Ve şehri terk etmenin daha anlamlı olacağını düşünüyorlar. Özellikle Franz von Papen bu noktada. Ancak Falkenhayn şehri terk etmek de istemiyor. Çünkü ikinci bir verdun faciası yaşamak istemiyor. Bir kara daha anlama sürülsün istemiyor. Alman ordusu zaten çok havai bir durumda. Yılbaşı kutlamaları havasına girmişler. Zeytin Dağı'na İngiliz bombardımanı başlıyor. 4 Aralık'ta Osmanlı karargahı Kudüs'teki havaya uçuruluyor. 7 Aralık'ta İngilizler Kudüs'e girmeye muvaffak oluyorlar. Ertesi sabah Vali İzzet Bey telgraf sistemini imha ediyor ve Türk birliklerinin mukaddes mübarek topraklara zarar gelmemesi için bölgeyi terk ettiğini ilan ediyor. Yani bütün o iletişim anı da keserek gidiyor ki bizim şifrelerimiz vesairelerimiz de ortaya çıkmasın. 9 Aralık'ta sabaha karşı 3'te Alman birlikleri hızlı bir şekilde şehri terk ediyorlar. Kudüs'ü terk eden son Türk askeri Şam kapısından şehri selamladığında saat 7'yi gösteriyor. Tesadüf o ya o gün Yahudilerin Hanuka bayramı. Hanuka bayramında Yahudiler Kudüs'ün Makkabiler tarafından kurtarılmasını kutlarlar. Böyle kaderin bir cilvesi bugüne denk geliyor. Yahudiler bayram ediyorlar. Saat 8.45'te İngiliz askerleri Siyon kapısına bizim bildiğimiz isimle Yafa kapısına dayanıyorlar. Kudüs'ün o dönemdeki Arap reisi Hüseyin el Hüseyin'i teslim bayrağını çekmek için bir malzeme arıyor ve beyaz çarşaf aranıyor. Bulamamış Amerikan kolonisine gitmiş ve bir yatak çarşafını süpürgeye bağlayarak eline almış yollarda yürümeye başlamış. Gördüğü bir İngiliz askerine bu bayrağı teslim edip şehri vermek istiyor. Yani bitmiş artık her şey bir şekilde teslim edip daha fazla kan akmasını önlemeye çalışıyor. Ancak gördüğü İngilizler Lifta kasabasında yumurta aramaya gelmiş iki tane er. Yani öyle adamlarla görüşüyor. İngilizler de ona karargahın yerini gösteriyorlar. Bey baba git şu tarafta teslimi orada yapacaksın falan gibilerinden. Bu Hüseyin el de oraya gidip General Allenby'e teslim oluyor. Allenby anahtarları eline alınca şöyle demişlerler. Haçlı seferleri sona erdi. Ve kutsanmış Kudüs bildirgesini yedi ayrı dilde General Allenby Kudüs halkına okuyor. En nihayetinde Tapınak Dağı'na yani Mescid-i Aksa'nın bulunduğu o tepeye Hintli Müslüman askerler yerleştiriliyor. Hintli Müslüman askerler o bölgenin muhafazasıyla görevlendiriliyor. Bu sırada Türk askerlerinin silah sesleri uzaktan duyulmaya devam ediyor. Çünkü biz Kudüs'ten çekildik, şehre zarar gelmesin diye. Ancak uzun bir müddet Filistin bölgesinde dayandık. 19 Eylül 1918'de Megiddo muharebesine kadar biz o bölgede vardık. Megiddo'da enteresan. Hemen son olarak onu da söyleyeyim. Armagedon denir ya kıyamete yakın savaşa. Megiddo'da gerçekleşecek bir harptir o. Adeta bir kıyamet kopmuştur o bölgenin tarihi için. Ve Türkler son defa Megiddo Vadisi'nde İngilizlere karşı mücadele etmişlerdir. Bu mücadelenin içerisinde yine Gazi Mustafa Kemal de vardır. Bu harp kıyameti koparmayacaktır. Ancak Türk ordularının Halep'e kadar geri çekilmesiyle sonuçlanacaktır ve böylece 400 yıllık Türk hakimiyeti bölgede sona ermiştir. Falih Rıfkı'nın güzel bir betimlemesi var. Herkes Türklere düşman da ama diyor, birbirlerine daha fazla düşmanlardı. Dolayısıyla Türkler ayrıldıktan sonra bölge bir daha refah bulmadı şeklinde bir tespitte bulunuyor. Bence de çok yerinde bir tespit. Böylece Türkler 400 sene ellerinde bulundurdukları bu mübarek ve muazzez topraktan ayrılmak mecburiyetinde kalıyorlar demiş olalım. 3 aşağı 5 yukarı tabi çok daha fazla detayı var elbette. Çok daha uzun bir video yapılabilir ancak dinleme kolaylığı adına burada bir mola vermiş olalım sizlerle birlikte. Bugün 1909'dan meseleyi aldık. 1917'ye kadar anca getirebildik. İnanın atladığımızda bir dolu detay var. İnşallah başka videolarda bunlara da değinmiş oluruz. Sizlerin güzel destekleriyle birlikte tabii ki birinci videomuza çok büyük ilgi gösterdiniz. Çok beğendiğinizi ifade ettiniz. Onur oldum, çok mutlu oldum. Umarım bu destekleriniz bu video için de devam eder. Abone olursunuz kanalımıza ve videomuzu da paylaşırsınız. Ayrıca bize katıl abonesi olarak, Baymi Kafe abonesi olarak destekte de bulunabilirsiniz demiş olalım. Burada bu bölümü nihayetlendirmiş olalım. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim.